ülkede bir derin devlet olayı var. Bir kontrgerilla olayı var. Yani devletin görünen kısmının içerisinde bir nüve var bana göre. Subaydan oluşan 4 tane tim kuruldu. İşte banka soyacağız, adam kaçıracağız, şunu yapacağız, bunu yapacağız. Yani subaylar yapacak bu işi, düşünün yani. Yani yap, korkunç bir şey yani. Evet. Ortalık sallanır herhalde, subaylar banka soyuyor falan yani. Biz onlara kontrgerilla falan demedik yani. O sorguda mesela bana bizzat dedi, sorgucum, gözlerim bağlı, kim olduğunu görmüyorum. Ama Mehmet Emir olduğunu ben sonra anladım. Balakayı ben bekliyordum şahsen, yakalanırsak. İllegal örgütüm çünkü, yakalanmak da var bu işte, yakalandık da işte. Falaka biliyoruz, yapıyorlar yani o işi Türkiye'de, işkencehanelerde, ama elektriği bilmiyorduk doğrusu. İlk defa uygulanacak işte. Evet. Ve ilk uygulanan o gece, 13 Şubat gecesi yakalanmış olan 3-5 arkadaştan biriyim ben yani. Elektrik işkencesinin ilk denendiği 3-5 kobaydan birim ben o gece. Onlar her şeye kadir yani. Onlar devlet. Onlar devletin üstünde. Öyle diyorlar yani. Aynen öyle diyorlar yani sorguda. Biz diyorlar seni burada öldürürüz. Bana dediler yani. Götürür denize atarız, kimsenin de haberi olmaz diyorlar. Doğru da söylüyorlar ha. Dedim ben dedim. Tamam dedim yani. Türkiye Halk Kurtuluş Partisi'nin üyesiyim dedim ben. Aman bir sevindiler kardeşim. Vallahi bir sevindiler. Dünya onların oldu ya. Yani 15 gündür Faik Güleç'e en nihayet Türkiye Halk Kurtuluş Partisi üyesi olduğunu söylettiler yani. 7 tane örgütüm oldu benim. 3'ü evet. illegal, 4 tanesi legal olmak üzere. Ama ben hiçbir zaman hiçbir şeyden pişman olmadım. Ama yanlışlar yaptım, yanlışlar yaptık. Bunları söylerim. Evet. Mesela bizim Türkiye Halk Kurtuluş Partisi'nin Mahir Çaya'nın çizdiği silahlı mücadele, gerilla savaşı, halk savaşı yolu yanlış olmuştur Türkiye'de. Bunu söylerim, altını çizerek söylerim. Bunu söylemeyi kendime misyon belledim zaten ben. Çırılçıplaksınız zaten, soydular çırılçıplak. Evet. Çırılçıplağım yani ben onların elinde bu sorgu yapılırken. Giysilerim falan hiç yok üstümde yani, düşünebiliyor musunuz? Bir insanı çırılçıplak soyuyorlar. Bunların hepsi aşağılamak için. Yani sizi ezmek ve bitirmek yani. İnsanlarınızdan çıkarıp aman ben ettim siz eylemeyin bana falan noktası. Bir taraftan onurunuzu ezmek. Demek işkence, sorguda işkenceyi niye yapar? Esas amacı bilgi alıp örgütü çözmek değil. Sizi gizli örgüt üyesini açığa çıkarıp onu söylettirmek değil. Tabii bu var. Ama esas mesele sizi yıldırmak. Merhaba KYK TV izleyicileri. Bugünkü konuğumuz aslında Türkiye'de en çok konuşulması gereken işkence meselesinin mağdurlarından bir tanesi. Cumhuriyet tarihi boyunca hep bu ülkede işkence ve kötü muamele yaşanmış. Ama en önemli tanıklarından bir tanesi. Faik Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi tanıyalım Faik Bey. Ya ben Faik Güleçyüz. 80 yaşındayım. Türkiye'deki bütün darbeleri birebir yaşamış bir insanım. Yani ta 27 Mayıs'tan gelerek merkezinde olmuş bir insanım bir defa. 27 Mayıs'ta askeri hava lisesindeydim İzmir'de. 12 Mart'ta Kütahya'daydım. Havari Eğitim Tugayı'nda bölük komutanıydım, müstehmendim. 12 Mart'ı yaşadım, birebir içinde yaşadım yani. Türkiye Halk Kurtuluş Partisi cephesinin üyesiydim ben. Kütahya'da o 12. bölük komutanı iken işte Mahir Çaya'nın önderliğini yaptığı. Sonra 12 Eylül geldi. Biz hapisten çıktık afla falan. Ben sendikacı oldum. Diskte nereden nereye hani evet. Bir subay gidiyor sendikacı oluyor. Böyle çok çarpıcı bir şey yani. Profesyonel sendikacılık profesyonel. Yaptım. Bir şekilde bertaraf ediliyor. Bir derin devlet var herhalde. Evet. Şimdi sizin olduğunuz dönemde mesela bir kontrgerilla her zaman gündeme geldi. Kontrgerillayla bir mücadele edildi. Bülent Ecevit kontrgerillayı gündeme getirdi o dönemde. Ona da suikast girişiminde bulunuldu falan. Bu kontrgerilla döneminde veya bununla ilişkilenen insanlar tarafından bir muameleye tabi tutuldunuz mu? 12 Mart döneminde Kütahya Havari Eğitim Tugayı'nda bölük komutanıydım, üsteğmendim. Biz Kütahya'da 5 subay arkadaş, bu 70'in Ekim ayı falan olabilir, tam gününü falan çıkaramıyorum. Benim bölük odamda 2. Kurtuluş Savaşı ordusu
diye adı öyle olan bir örgüt kurdu. Programa 5 subaydan oluşan. Sonra bu Kütahya'daki örgütlenme hava kuvvetlerinde her tarafta var esasında. Yani hava kuvvetlerinin olduğu Ankara, İstanbul, İzmir. Yani örgütlenmeler bizim gibi. Kütahya'daki gibi bir hareketlenme var. Fakat örgütü önce biz kurduk yani Kütahya'da. Örgütlendik yani programımız var, tüzüğümüz var. Ama giderek bu iş siyasi örgütlenmeye doğru evrilmeye başladı. Dev Genç Gençlik Hareketi evet, yani. Evet. Parti falan değil yani bir kitle Hı-hı. örgütü. Hı-hı. Ama öyle bir hal aldı ki parti gibi etki göstermeye başladı. Hı-hı. Ama bu arada da işte örgütlenme olayları çıktı ortaya. Yani Dev Genci aşan hale geldi siyasi mücadele. Parti kurmak lazım yani. İşte yani bizim bilhassa hava kuvvetlerinde de bu doğrultuda yani sosyalist hareketler doğrultusunda demin dediğim bir faaliyet var. Bir taraftan da Mahir Çayan, Yusuf Küperi, Münir Ramazan Aktolga falan bunlar da işte parti falan kurma şeyleri var. Yani böyle bir dönem yani o. İşte bizim bu hava kuvvetlerindeki örgütlenme bütün her tarafta tamamlandı ve hava kuvvetleri proleter devrimci örgütü diye bir ad aldı. THKP'nin de sonradan genel örgüt olan yani askeri örgütü de kapsayan örgütlenmenin program ve tüzüğü de... İlk kıvılcımı orası yani. Tabii yani o hava kuvvetleri proleter devrimci örgütü, askeri örgüt, havacıların, havacı subayların kurduğu örgütlenme çok önemli bir şeydir yani. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani hava kuvvetlerinin olduğu her yerde subaylar sosyalizm için örgütleniyorlar. Yani bir cuntacı örgütlenme değil de değil, cuntacı kitlesel bir sosyalizm mücadelesi tabii veren bir amaç, örgütlenme. Amaç tabii anti-emperyalist bir şey var. Programında hedef var. Yani Amerika'yı Türkiye'den çıkarmak, ikili anlaşmaları kaldırmak falan gibi anti-emperyalist bir şey var. Harekette, THKP hareketinde hedef var. Ama onun kadar da sosyalizm isteyen bir hareket. Bu 12 Mart'la birlikte de sola yönelik bir operasyon hareketi başladı. Sosyalist kesinlikle kadrolara yönelik. Mahir Çayanlar Edrom'u kaçırdılar. Ben çok hızla gireyim yani. Hı hı hı. Ve bunu Deniz Gezmişler yakalanmıştı. Asarsanız Deniz Gezmişler'e, hükümete bir ultimatum çekildi Elrom yakalanıp. Yoksa biz bunu infaz ederiz. Hı hı. Tabii bir öyle olumlu bir şey iktidardan yok, mümkün de değil tabii ama ve infaz ettiler şeyi, Mahir Çayanlar Elrom'u. İşte Mahir Çayan yakalandı. Ağır yaralandı. Hüseyin Cevahir öldürüldü. Ya kıstırıldıkları evde. Bizim örgütün, askeri örgütün içerisinde bir eylem kararı alındı. 5 subaydan oluşan 4 tane tim kuruldu. İşte banka soyacağız, adam kaçıracağız, şunu yapacağız, bunu yapacağız. Yani subaylar yapacak bu işi. Düşünün yani. Hı hı. Yani korkunç bir şey yani. Evet. Ortalık sallanır herhalde. Subaylar banka soyuyor falan yani. Evet. Ama çok ciddiydik biz yapacaktık evet. Yani o işleri. Tam da biz bu timleri kurduk, toplantılarını falan yaptık. Benim mensubu olduğum timin toplantısı İstanbul'da yapılmıştı. Vallahi o tim toplantılarının üzerinden bir hafta falan geçti geçmedi. Birdenbire THKP'ye yönelik çok büyük bir operasyon başladı. Ben de o süreçte işte Kütahya'dan İstanbul'a gelmiştim irtibat görevlisi olarak. İlk şeyin baskının yapıldığı Levent'teki eve gitmiştim ben. İşte gittim o eve sarılmış ev falan bir gün polis meğer orada şey kalıyor. Ulaş Bardakçı kalıyor. Ziya Yılmaz var. Hı hı. Bir de Hülkü Cafer diye bir arkadaş var. Onlar kalıyorlar o evde. Ben de akşam üzeri oraya gitmiştim. Manzarayı gördüm. Polis kaynıyor orası. Meğer karakol kurmuşlar. Yani karakol tabii ve tabirci, ilk şey çatışma oradan evet. Çıkmış bizimkilerle. Bu arada bizimkilerde el bombası da var. O el bombalarını da bölükten ben vermiştim yani hı hı. Örgüte. Bizim bölük deposundan gitmiş. Şey mi oluyor? Şaka gibi mi oluyor acaba? Bilmiyorum yani ama. Yok bu gerçeklik şey. Tabii ki. Tabii o Levent'teki evde baskını yapıyorlar. Tamam bunlarda tabanca mabanca var ama bomba olabileceği hiç akıllarına gelmiyor yani. Bizimkiler içeriden bombaları atmaya başlayınca poliste büyük bir panik oluyor yani. Ulan bomba nereden çıktı falan.
O şaşkınlıkla üçü de evden fırlayıp kaçıyor. Kaçıyorlar yani orada. Eve girmem ne tak diye yakalandınız. Yakaladılar. Belimde de mermisi falan sürülmüş tabanca var. Onu da aldılar hemen. Neyse böyle iki tane polis hemen çıktık evden. Aynen böyle ha yürüye yürüye dolmuşa dolmuşla Kadıköy polis karakoluna gittik. Valla biraz sonra bir tane karacı albay, iki tane de yanında Amerikan gangster filmlerindeki gibi izbandut gibi siyah paltolu, siyah foterli adam geldiler. Kalk dediler, kalktık falan. Çıktık odadan, çıkar çıkmaz o izbandutlardan biri bir urgan elinde şöyle sunduğunda ellerimi arkadan urganla bağladı. Hava başladı şimdi. Kontur gerilla havası kelepçe değil. Urgan yani onların özel jargonları var yani kendilerine göre kontur gerillanın. Çıktık polis karakolundan bir station siyah araba bekliyor. Arabanın içine ben bindirildim. İzbandutlardan biri yanıma, öbürü yanıma. Albay önde. Gözlerimi bir bezle bağladılar. Araba hareketlendi. Dönmeye başladılar. Ben anladım. Yani istikameti tayin etmeyeyim diye ara sıra dönüyorlar falan. Yani nereye gittiğimizi kestiremeyeyim yani ne tarafa, hangi yöne. Gözüm de bağlı ya. Neyse geldik bir yere. Girdik bir odaya. Her tarafı odanın şey beyaz boyanmış camları. Köşede bir tane somya var. Bir kişilik. Urganı çıkardılar. Bu defa da paslı bir zincir getirmişler. Paslı zincir böyle. Bunların hepsi hava. Kontur gerilanın. Orası kontur gerilanın yeri işte. İşkencehanesi. İşkencehanesi. Ziver Bey Köşkü değil bu değil mi? Hayır Zihnipaşa Köşkü. Ziver Bey Köşkü diye adını çıkarmışlar. Onu da söyleyeceğim. Ha. Esas Zihnipaşa Köşkü işte orada şimdi biz anıt diktirdik oraya evet. İşkence mağdurlarına. Evet. Tam da Zihnipaşa Köşkü orası. Bunlar hadi orayı da söyleyivereyim. Hani burada işkenceler yapılıyor ya Avrupa parlamentolarına yayılıyor bu tabii. Türkiye'de insanlara işkence yapılıyor falan. Parlamentolardan heyetler gelmeye başlıyor. Siz işkence yapıyormuşsunuz sıkı yönetimlere. Götürüyorlar Ziver Bey'i de boş bir köşke. Bakın burada bir şey yok diyorlar yani. İşte bomboş bir şey. Oradan Ziver Bey Köşkü kaldı adı. Esas yer Zihnipaşa Köşkü. Evet. Erenköy'deki. Biraz sonra geldiler hadi kalk falan kalktık. Yine bir kat aşağı indik. Gözlerim gene bağlı. Ellerim zincirle bağlı. Önce falakayla başladılar. Sen kimsin? Biz sana hiçbir şey söylemeyeceğiz. Sormayacağız. Biz kontur gerillayız. Aynen onların lafı. Yani biz onlara kontur gerilla falan demedik yani. O sorguda mesela bana bizzat dedi. Sorgucum gözlerim bağlı. Kim olduğunu görmüyorum. Ama Mehmet Emir olduğunu ben sonra anladım. Daha sonra anladım. Nasıl anladım? Çünkü işkence yapıyor. Bir taraftan ana avrat falan dümdüz küfrediyor yani. Adam bir ses yani. Kulağımda kalıyor tabii ses. Falakada sopayı atarken ne diyor? Bir şey diyorlar mı? Diyor tabii. İşte dediği baştan şu. Siz gerillasınız. Biz kontur gerillayız evet. Diyor sorgucu. Biri evet. Konuşuyor yani. Biz sana hiçbir şey sormayacağız. Sen bildiğin her şeyi anlatacaksın diyor. Aynen böyle başlıyor sorgu yani. Ve bu evet. Herkese aynı sözlerle başlamış yani olay. Klişe. Yani siz gerillasınız biz kontur gerillayız. Evet. Böyle başladı işte bana da. İlk falakayla başladılar. Ne yapsalar olmuyor. Ben hayır hiçbir şey bilmiyorum. Başka hiçbir şey demiyorum yani. Ben hiçbir şey bilmiyorum yani. Onlar ne dese hiçbir şey bilmiyorum. Evet. Bu defa işte bizim hiç hesabımızda olmayan yani falakayı ben bekliyordum şahsen yakalanırsak illegal örgütüm çünkü yakalanmak da var bu işte yakalandık da işte falaka biliyoruz yapıyorlar yani o işi Türkiye'de işkencehanelerde ama elektriği bilmiyorduk doğrusu. İlk defa uygulanacak işte. Evet. Ve ilk uygulanan o gece 13 Şubat gecesi yakalanmış olan 3-5 arkadaştan biriyim ben yani. Elektrik işkencesinin ilk denendiği 3-5 kobaydan birim ben o gece. Ellerinde. İşte elektrik elime bir parmağıma bağladılar.
elektriğin ucunu işte öbürünü afyorun cinsel organıma. Çırılçıplaksınız zaten. Soydular. Çırılçıplak. Evet. Çırılçıplağım yani ben. Onların elinde bu sorgu yapılırken. Giysilerim falan hiç yok üstümde yani. Düşünebiliyor musunuz? Bir insana çırılçıplak soyuyorlar. Bunların hepsi aşağılamak için. Yani sizi ezmek ve bitirmek yani. İnsanlarınızdan çıkarıp aman ben ettim siz eylemeyin bana falan noktası. Bir taraftan onurunuzu ezmek. Neyse olmuyor tabii. Ben elektrik işkencesinde hayır ben bir şey bilmiyorum diyorum yani. Başka bir şey hiçbir şey demiyorum yani. Bu defa da işte parmağımdaki ve cinsel organımdaki kablonun bir ucunu kulağıma bağladılar. Yani biri ucu cinsel... Kusura bakmayın yani ama böyle yani devam edin, olay. Devam edin, evet. Hani bayanlar da var, insan sıkılıyor önemli, yani. Önemli değil, yok. Ama bu yaşanmışlığı da söylemek lazım. Evet, kamuoyuna mal olması lazım. Ben bunun için varım zaten. Yani bunları söylemek için yaşıyorum ben. Bilinsin diye istiyorum. Ama kendimi acındırmak diye bir derdim yok benim. Ben orada da o duruma düşürmedim zaten onların karşısında. Hiçbir zaman kendimi yani. Hiçbir zaman. 22 gün kaldım evlerimde. Tayyip Bey peki burada bu işkenceye dayanamayıp konuşsaydınız kaç kişinin canı yanardı? Çok. Ben irtibat görevlisiydim zaten. Evet. Örgüt çökerdi yani. Evleri biliyorum, her şeyi, herkesin nerede olduğunu biliyorum. İrtibat görevlisi bu. Evet. Yani illegal kısımla normal hayatla irtibat kuran adam. Yani örgütün her şeyini biliyor yani. Çok şey olurdu. Evet. Oldu da zaten. Benim konuşmamam bir şeyi değiştirmedi. Olan oldu yani. Neticede konuşturdukları oldu. Yani işkenceye dayanmanın bir haddi var yani. Gerçekten bir haddi var yani. İşte bunlar gene ne yaptılarsa yok. En sonunda böyle bir durdular falan. Üstüme bir battaniye attılar. Kablolar, mablolar duruyor yani üstümde. Ben böyle bir sandalyeye oturtmuşlardı. Açtılar gözümü. Tam karşımda sizin gibi böyle tüm general bir Karaca emekli general oturuyor. Memduh Önlü Türk'müş o. Ben o zaman bilmiyorum tabii. O karargahın komutanı o orada. Bütün şeyin, harekatın da komutanı o. Memduh Ünlü Türk. Sonra da onu da vurdular biliyorsunuz. Memduh Ünlü Türk'ü. Oturuyor bir general karşımda. İşte evladım sen çok iyi bir çocuksun. Anlat. Sen de kurtul, biz de kurtulalım falan filan. Ben dedim bir şey bilmiyorum. Kalktı, geberdi müpezevengi dedi. Çıktı gitti yani. Aynen kelimesini söylüyorum ben yani. Evet. Tarihe tanıklık ediyorum çünkü ben şu anda ta 1972'de olmuş bir olay anlatıyorum yani size. Çıktı gitti Memduh Ünlü Türk'müş general. Neyse ne olduysa beni toparladılar. Tekrar yukarıya çıkardılar. Bu defa ayaklarımı da zincirlediler yine paslı zincirlerle falan. Gittiler. Ha ben saat kavramını falan yitirdim yani. 11 gibi falan olmuştu saat ama o işkence kaç saat sürdü, kaç bin sene sürdü, kaç yüz sene. Ben zaman kavramını yitirdim zaten yani. Zaman diye bir şey kalmadı bende yani. Gittiler falan. Ayaklarım da zincirli. Biraz sonra ya da ertesi gün falan olabilir. Bir er geldi böyle elinde tıraş makinesiyle. Kafamın 3-5 yerinden makineyle bir tıraş yaptı böyle. Hani eşek tıraşından beter bir şey yani. Gitti. Uyandım ben tabii. Kalktım aynaya bakayım, halimi göreyim dedim. Yani ne oldum ben şimdi? Kafamın 3-5 yerine makineyle bir er geldi, tıraş etti, gitti herif yani. Kalktım, aynaya baktım. O halimi o günden beri hiç unutamıyorum. Yani düşününüz saçlarınızı böyle 3-5 yerden değil mi? Makineyle oradan buradan. Bunların hepsi kontrgerilla taktikleri işte. Yani sizi işe yapmak, psikolojik olarak onur kırmak. Bozmak. Onur evet. Kırmak, bozmak yani sizi. Moralinizi bozup aynaya baktım. İnanır mısınız? Aynen şahidim de yok. Allah şahidim. Bir ayna var, bir ben varım. Güldüm biliyor musunuz aynaya? Ulan oğlum dedim kafayı takma. Moralini bozmak istiyorlar dedim. Halim hakikaten. Ağlar mısınız? Güler misiniz? Ya çok komik bir durum da var yani.
Hiç başınıza gelmeyecek bir şey, aklınıza gelmeyecek bir şey. Üstelmezsiniz, bölük kompansuman haddine mi düşmüş? Bir üstelmenin eşek tıraşı yapmak falan peşmekan. Kontur gerilla bu yapar tabii yani. Onlar her şeye kadir yani. Onlar devlet. Onlar devletin üstünde. Öyle diyorlar yani. Aynen öyle diyorlar yani sorguda. Biz diyorlar seni burada öldürürüz. Bana dediler yani. Götürür denize atarız, kimsenin de haberi olmaz diyorlar. Doğru da söylüyorlar ha. Getirdikleri şekli anlattım size yani. İşte yukarıda ben o şekilde birinci sorgum bu. İki hafta bana hiç dokunmadılar. Ama dışarıda kıyametler kopmuş. Benim haberim yok tabii yani. Ulaş öldürülmüş, Ziya yakalanmış. Yani dışarısı ezilip gidiyor yani. Operasyon bütün Türkiye'ye yayılmış yani. Birden kadın feryatları geliyor işkencehanede, aşağıda. Ya böyle bir şey yani, tarifi mümkün değil. Hele o kadın feryatlarını hiç unutamayacağım yani işkencedeki. Evet. Hala bile ağlamak geliyor içimden. Bir tane nakliye işlerini gören bir şoför var. Rıza çocuğun adı. O da yakalanmış. Ona işkence yapıyorlar. Benim takma adım Murat. Faik Güleçüz ya benim adım ama örgütteki adım Murat benim yani. Örgütüm bana illegaliz ya. Aşağıdan Murat diye sesler geliyor yukarıya. Ben diyorum Murat arabayı söylüyor biri. Murat marka araba. Hiç aklıma gelmiyor. Aşağıda Rıza'yı yakalamışlar. Soruyorlar resmi gözü. Bu kim diyorlar. Garibi Murat diyor tabii. Faik Güleçüz bilmiyor ki. Evet. Ama ben öyle yordum yani. Neyse işte ikinci sorguda adam bir sürü fotoğraf koydular önüme. Şunu tanıyor musun? Tanımıyorum. Bunu tanıyor musun? Tanımıyorum. Şunu tanıyor musun? Rıza'nın resmini gösteriyorlar bana. Tanıyor musun? Hayır tanımıyorum. Zinhar ben Rıza'yı tanımıyorum. Nasıl tanımıyorum ya? Bir sürü iş yaptık yani ama tanımıyoruz işte. Tanımamak lazım. Diretiyoruz yani daha doğrusu hala. Takmışım kafayı ben bir şey bilmiyorum. Ulan belli artık. Sana herif Rıza'nın fotoğrafını gösteriyor yani. Ellerinde adam göstereyim mi diyor falan. Daha doğrusu alternatif de bulamıyorum. Yani ona takılmışım ya konuşmayacağım diye ben. Konuşmayacağım diye takılmışım, şartlanmışım yani. Neyse bunlar gene aynı fasla sizi çok üzmeyeyim, yormayayım. O elektrik işkencesi Allah'ına kadar devam ediyor. Her türlüsü yani. Ben hala bilmiyorum yani. Baktım olacak gibi değil lan dedim. Bari sen söyle. Kendini söyle. Evet ben Türkiye Halk Kurtuluş Partisi'nin üyesiyim. De kurtul bu. Beladan bir defa yani bu eziyetten bir kurtul yani. Al üstüne yani şeyi. De. Dedim ben dedim tamam dedim yani. Türkiye Halk Kurtuluş Partisi'nin üyesiyim dedim ben. Aman bir sevindiler kardeşim. Vallahi bir sevindiler. Dünya onların oldu ya. Yani 15 gündür Faik Güleçüz'e en nihayet Türkiye Halk Kurtuluş Partisi üyesi olduğunu söylettiler yani. Tabii onu söyledikten sonra da artık şimdi ne kurtarabilirim yangından? Hesabı başladı bende. O Tamer Hazer dedim, Teğmen Kütahya örgütünden bizim yoldaşım benim canım vefat etti. Dedim Tamer'i de söyleyeyim. Hani tek başına örgüt olunmaz yani. Bir kişi daha olması lazım en azından. İşte kim yapardı bu işleri? Tamer'le ikimiz yapardı. Bu defa ben bu hikayeyi tutturdum. Tamer'i de yaktım yani. Kendimle mecburum yani. Benim Tamer yakalanmış mı bu arada? Tabii Tamer de. Onun için yakalandığı için söylüyorsun. Bilmiyorum ben ama. Yakaladıklarını ben bilmiyorum. Ama ben birini yakmam lazım diyorum. En başta da en güvendiğim adam Tamer yani. Tamer'i yakayım dedim yani. Bizim örgütte 9 kişi falan yani. 9 tane subayız biz yani. Kütahya'da hepsi yakalanmış. Hepsini getirmişler. Öbürküler dedim bir şey değil yani. Var bazı arkadaşlar ama biz onlardan ara sıra para alıyoruz falan filan diyorum yani. Böyle örgüt üyeliği kondurmuyorum. Tamer'le ikimiz gidiyoruz yani okkanın altına. Neticede İfadeyi aldılar benim, imzalattılar. İşte sonra beni oradan gönderdiler Harbiye. Orada Harbiye'nin orada hücreler var oraya. Oradan da mahkemeye, sıkı yönetime, Selimiye'ye, oradan hapishaneye. Fasıl çok özetle böyle. Bu ülkede bu bir işkence mağdurusunuz. Evet. Yani çok ciddi işkenceler yaşamışsınız. Evet. Sizden sonra da
79'lu, 78'li yıllarda ve 80'de de zirveye felaket, ulaştı. Felaket, felaket. Yani 80'de... Diyarbakır cezaevi. Tabii Diyarbakır cezaevi, Mamak, işte bir sürü yerler. Bilhassa Diyarbakır tabii. cezaevi. Devlet işkence, sorguda işkenceyi niye yapar? Esası amacı bilgi alıp örgütü çözmek değil. Sizi gizli örgüt üyesini açığa çıkarıp onu söylettirmek değil. Tabii bu var. Ama esas mesele sizi yıldırmak. Evet. Yani o kişiyi yıldırmak. O kişiyi insanlık onurundan çıkarmak. Posa haline getirip toplumun içine atmak yani. Geçmişinizden pişman mısınız? Asla. Asla. Onu duyuyor musunuz? Yani bu halk için bir şey yaptığınızı düşünüyor musunuz? Ya öyle demeyeyim ama ben hiçbir mücadele, ya 52 senedir ben sosyalist hareketin içerisinde mücadele veren bir insanım yani. 7 tane örgütüm oldu benim. 3'ü evet. illegal, 4 tanesi legal olmak üzere ama ben hiçbir zaman hiçbir şeyden pişman olmadım. Ama yanlışlar yaptım, yanlışlar yaptık. Bunları söylerim. Evet. Mesela bizim Türkiye Halk Kurtuluş Partisi'nin Mahir Çayan'ın çizdiği silahlı mücadele, gerilla savaşı, halk savaşı yolu yanlış olmuştur Türkiye'de. Bunu söylerim, altını çizerek söylerim. Bunu söylemeyi kendime misyon belledim zaten ben. Evet. Ta Selimiye hapishanesinden bunu anladığım andan itibaren yahu Mahir yanlış bir yol. Ki ben Mahir'e öl desin ölecek kadar bağlanmış bir adamdım yani. Ama ya öyle bir durum çıktı ki ortaya yere. Ya resmen bir felaket yaşıyoruz yani. Hapishanede düşünüyorsunuz evet. bunu. Herkes burada. Bir Allah'ın kulu kalmamış. Başımıza gelmedik hiçbir şey yok. Lan hala biz gerillayız diye Selimiye hapishanesi dart durt atıyoruz yani. Marşlar söylüyoruz bilmem ne yapıyoruz. Faik Bey peki yani bu güzel sohbetten sonra şöyle bir bağlama yapabilir miyiz? Tabii nasıl isterseniz ben size tabiyim. İşkence yani. İnsanlık suçudur. Ve bu suçta zaman aşımı yoktur. Yoktur. Ve bunlar yargılanırlar. Gerçekte de hukukta da böyle zaten. Bunun için uğraşıyoruz zaten. Devlet sorguda vatandaşına işkence yapamaz. Kötü muamele yapamaz. Şu sebepten dolayı. Bir, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na göre işkence suçtur. Bak devletin kendi anayasasında aynen yazıyor değil mi? İşkence yapmak suçtur diyor ya. İki, Türk Ceza Kanunu'na göre karşılığı da var o suçun yani. Hani işkence yapana ne ceza verilecek? Türk Ceza Kanunu da yapamaz diyor yani. Yasak olmaz diyor yani. Karşılığı da var yani işkenceciye verilecek ceza. Üç, demin sizin söylediğiniz uluslararası ceza hukukuna göre ise ertelenemez. Zaman aşımına uğrayamaz bir suç diyor. İnsanlık suçu diyor. Uluslararası ceza hukuku. Peki üç yerden suç olarak değil mi bağlanmış olan bu iş Türkiye'de nasıl oluyor da hala devam ediyor? Karakollarda. Nasıl devam ediyor ya? Ya da illegal yerlerde değil mi? Biz bunun peşindeyiz. Kontrgerilla'ya karşı inisiyatifin ve Türkiye'nin diyoruz ki en önemli sorunu devletin vatandaşına sorguda işkence yapmasıdır. Biz eğer bunu ortadan kaldırmazsak, devleti men etmezsek yapamazsın arkadaş diye insanlar olarak, vatandaşlar olarak durdurmazsak devleti biz burada korku içinde yaşıyoruz değil mi? Bu ülkede ben polis karakoluna düşmekten korkmuyorum diyen bir tane adam gösteremezsiniz. O zaman bunun yolu demokrasiden geçer. Yani, aynen. Yani demokrasi mücadelesi aynen. vermek gerekir ki bunların demokrasi ve hukuk mücadelesi yolu. Evet. Yani ikisinden biz bunu önleyebiliriz. Bu mümkün. Yani devletin sorguda çok kolay. Bakın Tayyip Erdoğan hatırlarsanız ilk iktidara geldiği yıllarda başbakanken ilk yıllarında işkenceye karşı sıfır tolerans dedi. Hı hı. Sıfır, hatırlıyor musunuz bu? Evet. Kararını ve açıkladı topluma bunu. 2,5 sene boyunca Türkiye'de karakollarda Tayyip Erdoğan'ın o ilk baştaki günlerinde işkence yok biliyor musunuz? İşkence yok. Bak bu kadar basit. Başbakan çıktı işkenceye sıfır tolerans dedi. Kabul etmiyorum dedi. Bitti. Ya o kadar basit ki esasında. Evet. Ya polis dediniz memur ya. İktidar istemezse yapamaz. Yapamaz. Yapana da atarsın içeriye değil mi? Atarsın polislikten bilmem neden. Bak bir daha biri yapabiliyor. Bu işin basit kısmı. Ama bu işin başka işte derine bağlanan, derin devlet dediğimiz kısmına bağlanan yeri var. Bana göre var. Yani bu ülkede bir derin devlet olayı var.
bir kontur gerilla olayı var. Yani devletin görünen kısmının içerisinde bir nüve var bana göre. Devletin sorguda işkence yapmasını bu seçimden sonra önleyeceğiz. Evet. İddia ediyorum önleyeceğiz. Nasıl evet. önleyeceğiz? Biz kontur gerilaya karşı inisiyatif olarak her sene 8 senedir işkence mağdurlarına saygı anıtının önüne gidiyoruz. Her sene saat 12'de gidiyoruz oraya basın açıklaması yapıyoruz. Bu sene 9.sunu yapacağız. Demiştik zaten. Derin devlete karşı mücadelemizde bir basın açıklamasında Cumhurbaşkanımızı buraya davet edeceğiz bir 12 Mart'ta. Devletin, derin devletin 100 seneye aşkın süredir yaptığı bütün kötülüklerden toplumdan özür dilemesini isteyeceğiz devlet adına. Cumhurbaşkanını davet dedik, basın açıklamamızda var. Bu sene gene diyeceğiz. Bir kere daha diyeceğiz. İnşallah bir cumhurbaşkanı gelir bu, onu özür diler. Gelir gelmez biz söylemeye devam edeceğiz. Umurumuzda değil, getirtinceye kadar. Dünya durdukça biz cumhurbaşkanı gel, yapılan bütün kötülüklerden, başka sorguda işkencelerden peki özür diliyorum devlet adına ve bu sene gene yapacağız. Ha bu sene geçtikten sonra da, seçimden sonra da cumhurbaşkanını davet edeceğiz. Yeni seçilecek cumhurbaşkanı. Evet, yeni seçilecek cumhurbaşkanı da aga seçildin. Gel bakalım. Gel bakalım şimdi. Biz seni anıtın evet. önüne. Bu 12 Mart'ta geldi. Saat 12'de randevu alacağız tabii, gideceğiz. Evet. Bize diyorlar ki kabul etmezse etmezse o bilir tabii bizim canım. Mücadelemize. Öbür 12 Mart'ta gene söyleriz yani.